Başla o zaman. Merhaba YouTube'dakiler. Biz Twitch'te yine sohbet halindeydik sevgili arkadaşlar. Size bir el sallayalım. Bir hi YouTube alalım chatimize. Evet. Hi YouTube. Evet dostlar. Şimdi yine konuşuyorduk. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Dedik ki bireysel ev kullanıcıları için hızlı tak 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 güvenlik önlemleri. Hazır mıyız? Başlayalım. 1. Önünüze gelen her linke tıklamıyorsunuz. Maillerinizi okuyorsunuz. Gmail'ın veya web maillerinizin size gönderdiği uyarıları dikkate alıyorsunuz. Çok önemli. 2. PDF dahi olsa bilmediğiniz web attachment'ları açmıyorsunuz. Veya bir sandbox vesaire bir şeyin içinde açıyorsunuz. Ama normal kullandığınız bilgisayarda açmıyorsunuz. 3. Antivirüs kullanıyorsunuz. Mümkünse cloud-based olan bir tanesini kullanıyorsunuz. Hatta yani yeri gelmişken söyleyeyim değil mi arkadaşlar? Kaspersky kullanıyoruz biz mesela. Çok memnunuz. Size de tavsiye ederiz. Public ortamlarda, Starbucks vesaire gibi yerlerde yurt dışındayken, hani yurt içindeyken olmuyor bu iş ya. Yurt dışındayken VPN kullanıyorsunuz. Yurt içindeyken yapmanıza gerek yok. Mı acaba? Siz onu anladınız benim ne demek istediğimi. Ondan sonra VPN önemli. Public ortamlarda kendiniz kurun bir tane VPN, onu kullanın. İlla bir şey yapmanıza gerek yok. Bizim tavsiyemiz NordVPN. Seviyoruz onu ama kendimiz de yapabiliyoruz, sıkıntı yok. Patch yapıyorsunuz. Makinenizin tüm patchlerini yükleyin arkadaşlar. Tamam mı? Yıl olmuş 2020. Ben size kalkıp da şey demeyeceğim. Yani kusura bakmayın da işte kompleks passwordler falan kullanacaksınız. En az 8 saniyeli bilmem neli olacak falan filan. Sevgili dostlar size kötü bir haberim var. O seçtiğiniz password çoktan hacklendi ve mutlaka başka bir yerlerde daha kullandığınız için bir listenin içerisinde bir bilgi olarak yer alıyor. Yani o çoktan hackerların elinde. Sizin e-mail adresiniz de onlarla beraber leak etti. Onun için adamın zaten deneyeceği ilk şey sizin o leak eden password'ünüz olacaktır. Peki alternatif ne yapacağız? Barnak. Parmak kullanacağız sevgili dostlar. Biyometrik kullanacağız. Face'imizi kullanacağız. Bir şey kullanacağız. Yüzü kullanacağız. Başka türlü pin kullanacağız. Mesela Windows 10'da gelen pin özelliği herkes diyor ki 4 tane rakam o ya çok kolay ya falan filan diyorlar. İyi de güzel kardeşim. Hem o account hem o bilgisayara sahip olması lazım adamın o pini tutturabilmesi için. Örnek. Two Factor Authentication. Hayat kurtarıyor. Özellikle sosyal mecralarda. Elbette target edilmiş biriyseniz, hedef alınmış biriyseniz ve bu şekilde bir saldırıya maruz kalıyorsanız zaten o two factor authentication da sizi korumayacak. Ancak Murtaza abi evinde gazete okurken torunlarının resimlerine bakmak istediği zaman rahatlıkla sıkıntısız olarak two factor authentication onu koruyacak. SMS'ler. Bilmediğiniz etmediğiniz insanlardan gelen SMS'leri açmıyorsunuz sevgili dostlar. Bilmediğiniz gitmediğiniz tanımadığınız web sitelerini gezerken de dikkat edin. Clickjacking diye bir olay var. Reklam vesaire gibi şeyler orada yer alırken üstüne bir layer'da daha bir fotoğraf koyuyorlar ve o direkt gidiyor. Saldırganın web sitesine açılıyor. Arkada. Tamam mı? Click by loading dediğimiz bir olay var. Yani sayfa yüklendiği anda otomatik olarak malware browser'da bulunan bir açıktan sisteminize yüklenebiliyor. Bunlara dikkat edeceksiniz. Okay? Aklımıza gelenler bunlar. İlk etapta. Mailleri açmıyoruz. Bilmediğimiz attachment'ları kurcalamıyoruz. Antivirüs programları kullanıyoruz. Cloud base'leri seviyoruz. Two factor authentication'ı hesaplarımızda açık tutuyoruz. Girdiğimiz web sitelerine dikkat ediyoruz. SMS'lere bakmıyoruz. Patch'lerimizi mutlaka yapıyoruz. Windows'larımızı vesairelerimizi upgrade ediyoruz. Sevgili en güzel Twitch dostlarım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Söyleyin bakalım. Var mı? Duyduğumuz kadarıyla, görünen kadarıyla chatten, public'te VPN. Teşekkür ederiz. İnsan oluyoruz. Bunları yapmayan temizlik için ne yapar? Format atsın, makineyi koltuğunun altına alsın, kaçsın. Bir de bu kanala abone olsun. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.